kendinize gençler, ben Ömür Sak'ta. Asgore Fight, Asgore nasıl yenir? İlk oynayanlar için Asgore'u nasıl yenebilirsiniz? Çok eğitici, öğretici bir video yapacağız arkadaşlar. Bu videoyu bir Tonguç Akademi tadında izlemenizi istiyorum. Bu videoyu böyle izledim mesela Undertale'de ilk defa oynayan insanlar bu videoyu izleyecek. Hani böyle Asgore'u ben de ilk yaptığımda 6 saat uğraşmıştım. Ve bana Instagram'da her dakika yapıyorsunuz. Beni izleyip gaza gelip Undertale'e başlayanlar, fakat Asgore'da tıkanan arkadaşlarımız var. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Bugün bir ders gibi böyle çize çize, yaza yaza, twerk yapa yapa Asgore'u nasıl geçeyim onu anlatacağım. Bir tane Asgore'u yenen adamın videosunu izlerken size onun ne yaptığını ve nasıl yendiğini anlatacağım. Sonra ben de bunu şey yapacağım. Bakın şimdi, Asgore'un fight'ını izleyerek size anlatacağım. Çize çize anlatacağım, göstere göstere anlatacağım. Bu arada hala abone olmasanız ben hiçbir şekilde abone olmuyorsunuz. Ve şu anki yayında D-Live'de canlı canlı çekiyoruz gençler şu anki videoyu. D-Live yayınlarına gelmek için açıklama kısmındaki canlı yayın linklerine, Discord sunucunuzun linkine gelebilirsiniz. Ve abone olun lütfen, çünkü izleyenlerin %60 falan abone değilmiş. Abone olun var, 1000 abone olmamız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar chat şu an ne yazıyor? Abone olmak beleşsiz var. Abone olmak beleş, abone olun, tamam. Artık başlayabiliriz. Aslında chat de durabilir de burada çok dikkat dağıtıyor, hızlı akıyor ya. Abimiz geliyor, Asgore babamız. Diyor ki senin ağzını vuracağım şimdi diyor. Hazır mısın diyor. Bunu yapmak istemezdim diyor. Tokatlıyor bizi. İşte burada insaf butonu kırıyor. Şimdi tek tek burada anlatacağım gençler mantığı. Şimdi buradaki mantık şu gençler. Dalga halinde geliyor. Yani bakın iyi izleyin. Bak. Bunu ben daha sonra size bir göstereceğim, bir yapacağım. Yaparken gösteremeyeceğim için. Bakın şimdi şurada durdu ya. Tek çizgi olduğu zaman tek çizginin hemen altına geçmeniz lazım. Yani şöyle bir şey. Gençler gördüğünüz üzere şurada noktalar var. Bakınız. Cidden bu videoyu izledikten sonra çok kolay bir şekilde geçeceksiniz. Bak bir daha gelsin oraya. No hit denemesi yapacağım yayın sonunda Asgore'a. Bakın şimdi buradan bir ekran görüntüsü alalım abi. Bak. Şurası var ya abi bak. Birleştiği zaman ben bu saldırıyı ilk gördüğümde demiştim ki yuh AQ'yu ben bunu nasıl yeneceğim. Fakat öyle değil. Şuradaki çizgiler bu olduğu zaman, yani tek çizgi olduğu zaman dalgalar, sizin kalbi şuraya getirmeniz lazım. Buraya getirdiğiniz zaman şu şekilde etrafınızdan geçecektir. Anladın mı? Siz şuraya getirince kalbi, çizginin altına getirdiğiniz zaman direkt hiç hit almıyorsunuz. Zaten bakın abimiz de öyle yapıyor. Çizginin altında durması lazım yani, anladın mı? Hep çizgiyi kontrol edeceksiniz. Hemen yapalım hatta. Bir göstereceğim, bir yapacağım, bir göstereceğim, bu yapacağım. Bu şekilde çok kolay bir şekilde Asgore'u geçebileceksiniz abi. Evet şimdi reis, ben bu sahneyi ilk gördüğümde çok etkilenmiştim ya. Çok güzel bir sahne. Evet bize saldırıyor, bakın şimdi. Ortadan vurmanız önemli burada. Aa ilk saldırıda niye bunu yapıyorsun lan? Bu saldırıyı da göstermem lazım o zaman, bir dakika. Şurada niye o saldırıyı göstermedi? O saldırıyı yapmadı burada. Ha yapmış. Buranın da mantığı çok basit gençler, bakın. En sağ kaçıyorsun abi. En sağ kaçıyorsun. Zaten geliyor. Bak bu hiç anlatmaya bile gerek yok. Az önce ben hit aldım çünkü diğer saldırıyı bekliyordum. Video izlediğimiz için. En sağ kaçıyorsun burada. Çok basit. Bu easy. Devam ki. Geliyor abi hop. Gördün mü? Çizgi oluyor hop, çizginin içine giriyorsun. Çok basit. Çok basit ya. Cidden çok basit. Diğer saldırıya bakıyoruz. Ortadan vurmak çok önemli abi. Çok fazla canı var Asgore'un. Buradaki mantık da şu gençler. Burada aslında refleks mantığı var ama... Bakın şimdi bunu nasıl anlatabilirim? Burada reflekslerinizi geliştirmeniz lazım. Bak. Al. Ölüyormuşum değil mi şimdi şey yaparken? İçine giriyorsun yine abi. Bak içine girmen lazım mayının, anladın mı? Ya burası refleks. Orada çok bir taktik var diyemeyiz aslında. Bir sonraki saldırı ne? Aa burada işte bir taktik var. Ben bunu bilmediğim için saatlerce oynamıştım. Hocam aman. Hocam ağzımızın tadı bozulmasın hocam. Şurada göz var ya abi. Göz az sonra gelecek saldırının cinsini, türünü belirliyor. Yani şu şekilde bir şey. Bakın. Bildiğiniz Undertale'de iki tane saldırı çeşidi var. Renkli. Kırmızı olursa yani turuncu, turuncu saldırılar size gelince hareket ederseniz sizi öldürmüyor. Mavi saldırılar size gelirse durursanız size damage vermiyor. Burada da onu söylüyor bakın. Bakın bir tane turuncu bir tane mavi saldırı yapacağım diyor. Bekliyorsunuz. Elinde gördüğünden hareket etmeye başlıyorsun. Bittiği an diğer mavi gördüğünden duruyorsun. Tamam mı? Çok basit. Bak hemen o saldırıyı yapalım. Bu saldırıyı ben bilmediğim için o kadar zorlanmıştım ki. Bakın mantık şu abi. Ne diyor? Turuncu mavi. Hareket et dur. Gördün mü? Hiç demeye çaldım. Hareket et dur. O çok basit. Burada da gene hep sağa sola kaçacağız. Ama olabildiğince uç tarafa kaçmanız lazım. Yani bakın saldırının ucuna kaçıyor. Gördünüz mü? Şimdi yukarı kaçacak. Saldırının ucuna kaçmanız lazım. Ve buradaki diğer taktik de şu abi. İki saldırı arasında asla kalmayın. Bak. Mesela alttan veriyor, yandan veriyor.
sola kaçıyor. Sağa kaçsa ölmüştü adam. Burada da aşağı kaçacak. Arada kalmayacaksınız. Çok basit bu da. Ve bu arada koyu yeşile geldiği zaman Z'ye basın. Direkt zaten bak şimdi şuraya kaçıyorum. Hop. Buradan aşağı kaçacağım çünkü yukarıdan geldi. Diğeri alttan geldi. Böyle hep tam ters yöne kaçmanız lazım. Bu da easy. Buradaki mantık da şu. Hemen hareket etmeyin. Bekleyin biraz gelmesini. Alanın küçülmesini bekleyin. Ben ilk sefer şöyle saçma bir şey yapıyordum kalpli abi. Resmen dairenin içinde gezip çıkmaya çalışıyordum. Yok hiç gerek yok. Aslında Undertale'daki saldırının anı mantığı o. Sans fight'larda bütün fight'larda bakın. Koyu yere geldiği zaman yeşile basın. Tam olacak. Bekle abi o gelsin. Bak gelince hareket et. Tamam mı? Şöyle. Çok easy. Gelince hareket edin tamam mı? Buradaki mantık da şu. İki şerit üzerinden gitmeniz lazım. Bakın sürekli iki şerit yapın. Ben öyle yapıyordum abi. Yani burada da şöyle gösterebiliriz. Bir ekran görüntüsü alalım abi. İki şerit. Baklava deseni çizeceksiniz resmen giderken. Bu da basit. Tabii ki bunun gene bu videoyu izlediğiniz zaman ilk defa oynuyorsanız zor. Bakın şu ve şu. Şöyle şöyle gidersiniz. Yani hep şerit çizip. Bu şimdi kalp burada ya. Bu kalp buradayken ta şuradaki yere gitmeye çalışmayın. Ta buradaki yerden çıkmaya çalışmayın tamam mı? Kalp buradayken abi. Kalp şurada mı? Hop şuraya git. Kalp saldırı şuradan mı geliyor? Hop buraya kaç. Hemen gösteriyoruz örnek. Hemen gösteriyoruz kanks. Geliyor abi bak dur bekle. Hop hop gördün mü? Zikzak yapa yapa. Demekliymiş olabilirim. Bir yandan şey yaparken zor oluyor genç anlatması. Sıradaki saldırımız neymiş abi? Bu daha hızlısı. Şimdi şurada ilk verdiğim taktikten biraz daha farklı. Çünkü artık baklalar hareket ederek geliyor. Yani bakın olduğu yerde durmuyor yuvarlak. Siz yuvarlağın içine girsiniz ve yavaş yavaş yuvarlak yukarı çıkıyor. Bakın şimdi burası yuvarlak ya. O yuvarlak yavaş yavaş aşağı iniyor, hareket ediyor. O yüzden ilk seferki gibi yerinizde dursanız burada damage yiyebilirsiniz. Burada ben bir tane şey yiyeceğim. Bir tane daha şey vereyim. Eğilime bastınız ya girdiniz abi. Herhangi bir şeye bastınız ya X'e basıp geri çıkabilirsiniz. Bu basit bir şey. Bir tane biftek göm abi. Zaten az önceki saldırı gelecek şimdi bakın. Gördün mü birazcık daha şey. Hemen çizginin altına geçeceksiniz ama burada daha seri olmanız lazım. Gördüğün an içine atla. Yani şöyle kapalı noktayı gördüğün an içine atlaman lazım. Şuradaki bakın kapanıyor ya. Kapandığı an içine atlayacaksın. Bu tabii ki çok aşağıda bir örnek. Bu kadar sınıra bırakmayın asla. Basit. Hemen şu yukarı atladığın zaman zaten o da öyle yapıyor. Devam easy. Sıradaki saldırı gene bu. Sol alt veya sağ altı kaçabilirsiniz burada. Hep sağdan verdi. Şimdi sağ üstte kaçması lazım. Yukarıdan verdi. Sol altı kaçması lazım. Hemen örnek gösteriyoruz. Daha hızlı yuvarlaklar geliyor. Gene yavaş yavaş hareket etmek lazım. Yavaş ama bir anda. Kapanmasını bekleyeceğiz birazcık. Evet birazcık bekliyoruz abi. Ben şimdi anlattığım için o kadar iyi oynayamıyorum ama normal tabii ki daha iyi oynuyorum. Hatta no hit denemesi yapacağım bir de sonunda. Şimdi bak burada odaklanın abi. Abi böyle cidden videosunu çekerken odaklanmak zormuş. Evet bakın burada olabildiğince mayınla şeyin arasında kalmamanız lazım. Ya no hit geçilebilir zor değil ama burada el alışkanlığı lazım. Orada net bir taktik yok çünkü çok random geliyor. Az kaldı 5-6 tane şey sonra. Buradaki sıkıntı şu gençler döne döne geliyor artık. Bakın ilk de döne döne gelmiyordu o kadar çok. Hani kapanırken bir yandan daire dönüyor. O yüzden reflekslerinizin iyi olması lazım. Refleksler arada ben burada tövünçüm evet. Geliyor abi. Hop koş içine. Bak hop. Çok kasmayın. Easy hemen bitiyor zaten. Diğer saldırımız. Artık saldırılar çok fazla hızlı gelmeye başlıyor burada. Burada abi yavaş yavaş anlatacağım oynamak çok zor ya. Şimdi burada çok hızlı oynamam lazım. Gördün hızlı oynadığım zaman no hit geçebiliyorum ama bir yandan anlatmaya çalışırken çok zor. Hocam Papyrus ödevime yardım etti. Biz çok fazla round atlattık için 3 tane yemek yedik ya. Round atlattığımız için gençler şu an şey olmaya başladı. Bize olmaması gereken saldırılar veriyor kırmızı. Evet orada demek için. Şimdi devam ediyorum artık bakmaya gerek yok gidiyor ya. Çünkü çözdünüz saldırıları mantığını. 3-4 tane saldırısı kaldı Kamil'in. Bir sonraki döneceği yeri hesaplamanız lazım burada. Tamam artık win geliyor. Easy easy tamam tamam. Hocam beta ödemimi yapamadım. Gördün mü en zor şeyden no hit geçebiliyorsun. Elin alıştığı zaman. Ve Asgore'un çok easy bir şekilde yenebiliyorsunuz arkadaşlar. Gözünüzde büyütmeyin. Ben ilk oynadığımda 6 saat boyunca yenememiştim.
Ama bu videoyu izledikten sonra taktiklerle birlikte yenebilirsiniz. Şimdi Asgore no hit yapmamız yok mu peki? Şimdi Asgore no hit yapmamız yok mu? Bakın burada ben 6 saat boyunca oynamıştım. Artık hayattan soğumuşum, görüyor musunuz bak. Hızlandırılmışı almışım artık. Çıldırıyorum ya. Bak. Çünkü mantığı bilmiyorsun ya. Sürekli yemek yiyorum, round boşa gidiyor. Bir de olabildiğince yemek yemeyin gençler. Tamam, şimdi bir no hit denemesi yapalım. Şimdi o da az abi tamamen. Ben izlediğiniz teşekkürler arkadaşlar. Bugün chatle birlikte değil abi daha. Asgore nasıl yenilir? Güzel bir şekilde eğitim verdim. Lütfen çocuklar kopya çekmeyiniz. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Ve siz de D-Live'a gelip canlı yayınlara böyle canlı canlı videolara katılabilirsiniz. Şu an chatle mesela herkes takılıyor. Böyle gelip yayınlara takılabilirsiniz. Bu seride bütün bossların nasıl geçileceği gelecek. İleride no hit denemeleri de gelecek. Hoşçakalın, sadece kalın ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.